mı burası herhalde? Vay vay vay. Şişt, ayakkabılara bak. Buldum seni kül kedisi. Hey hey hey! Kocanı be! Aa, benim kocam sürücü falan değil, tamam mı? Kürek ayaklı! Bırak beni! Dilek ayı, sakin ol! Çantam kaldı be! Çantam kaldı içeri! Deniyor! Gel buraya! Kocam tutturuyor ya! Deniyor! Yürü git! Ay, bırak! Yedim ben seni kocamı, yedim ben! Çok da merak ettim seni kocanı yeme! Ay! Deli mi ne? Deli zaten! Ne demek? Usta bir yardım etme sana zahmet. Ya ben ne kadar ya? Ben ne yaptım ya? Ben gerçekten iyi değilim galiba ha. Eyvallah Arsa. Evlat, siz de her şeye inanıyorsunuz ama yani. Birbirinizi gazlıyorsunuz. Bana da inanmadın hani? İnanmamak da haklı. Hayırdır Murat komiser? Esra, bu ev sana yalan söylüyor. Ne oluyor sana ya? Ha? Ne ayaksın sen? Kalk sen, ben göstereyim sana ne ayağı. Ya saçmalama ya. Ya ben seninle ne konuştum ayrıca? Ne yapacaksın? Bu sakat haliyle adamı mı döveceksin akşam? Ne sakat? Ya sakat falan değil bu herif. Bu herif seni aldattı, şimdi de sakatım deyip yalan söyleyip aldatmaya devam ediyor. Esra, bu herif manyak. Büyük ihtimalle de sana aşık. Bizi ayırmaya çalışıyor. Senin gitarını ağzına sokarım akorbası. Ya ne yapıyorsun ya? Bir dur ya. Ne yapıyorsun abi, git. Sana ispat edebilirim. Ya hala konuşuyorsun oğlum. Bir sus. Hadi abi. Eyvallah. Psikopat bu herif ya. Rahatsız ya. Millet akıllı ya, biz deliye hasret anasını satın. Dur bandajın. Psikopat herif ya, rahatsız. Ne yapıyor bu ya? Esra ne yapıyor bu? Bak gör ben ne yapıyorum. Psikopat öldürecek beni Esra. Esra bulsana şunu. Dur! Esra! Ya aşk olsun ya! Çantam yukarıda kaldı benim. Tamam, ben hemen getiriyorum. Buna güven olur mu? Hiçbir şey emanet etmem ona ben. Aşağılık. Nefret ediyorum ondan. Pislik fingirdek karı ya. Koca ayaklı. Ne oluyor Dilek Hanım? Bak kızım, sen akıllı bir kıza benziyorsun. O patronun olacak kadına çok dikkat et, tamam mı? O şeytanın bana yaklaşma amacı kocamı elde etmekmiş meğer. Ne? Ha? Ya Seray Hanım hayatta böyle bir şey yapmaz. Macit Bey'e çok aşık o. Ya bir hata olduğuna eminim ben. Evet, hata var. Hatayı ben yaptım. Ona inanarak. Ya ben niye böyle bir kadınım ya? Bakın Dilek Hanım, ben bir yanlış anlaşılma olduğuna eminim. Söz veriyorum, ben bu işi çözeceğim. Aa, sen de bayağı safmışsın. İşte bizi böyle kandırıyor bu. Erkeklerin de hakkını alıyor bu kadın. Siz o zaman en iyisi biraz gidip dinlenin isterseniz.
Öyle yapayım. Ama o Yeloz'a söyle. Kocamdan uzak dursun, tamam mı? Vallahi saçını başını yolarım onunla. Yaparım ben bunu. Yapabilirim. Sen ne aşağılık, ne şerefsiz bir adammışsın ya. Sen bana bunu nasıl yaptın abi? Bu nedir ya? Sen ne yalancı, ne üçkağıtçı herifmişsin be. Mecburdun Mesra. Başka türlü yakınımda olacak mıydın? Yalan da olsa yanımdaydın ya. Seviyorum seni kızım. Ulan sen ne yüzsüz bir adamsın be. Sen bir sus. Sustum. Sen de boş konuşma. Ya kızım, kör halim işte, Allah aşkına affet bir ya. Şişt, dokunma bana be. Ben ne olacağım ya? Ben ne olacağım? Ha? Sen günlerdir bana vicdan azabı çektiriyorsun oğlum. Eziyet ediyorsun bana, hizmet ettiriyorsun bir de. Sanki bir de aşkımdan ölüp bittiğin de yok. Kullanıyorsun beni düpedüz ya. Seni bu durumdan kurtardığım halde bana da sus diyorsun. Murat komiser, susar mısın? Bu nispeten daha kibar oldu. Ama yeter artık ya. Ben bu evliliği kurtarmak için uğraşıyorum. Bir adım da sen atsan. Bak Cihan, bir de zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışma, o bacağını gerçekten kırarım. İşte şimdi anladığı dilden konuşmaya başladın. Ama beni de takdir etmek lazım. Nasıl çıkardım herifin ipliğini pazara? Aferin. Şimdi gider misin? Bir git abi. Bir gidin ya. Ya sen hakikaten nankör bir kadınsın. Duydun Esra'yı. Gitsene kardeşim. Şimdi sıkarım kafana. Hala inanamıyorum. Ya başardık Metin, başardık. Abi benim kazan gibi. Nasıl yani? Ne bileyim, bir ton şey düşünüyorum. Ya kız mı erkek mesela? Sonra alışveriş yapmamız lazım. Yani bebek odası, ne bileyim beşik, bezler, tulumlar, mama sandalyesi. Benim hemen alışverişe çıkmam lazım. Metin 2-3 aya kadar kimseye söylemeyelim, olur mu? Yani Allah korusun, Allah'ım korusun, eğer düşük falan olursa üzülmeyelim sonra, ne olur. Tamam tamam, sakin ol. Metin, anne olacağım. Ya anne olacağım ben. Bunu bir kutlasak mı? Ya hayır. Ya ben böyle bir şey istemiyorum şu an. Ya zaten benim hemen dile gitmem lazım. Ona söylemem lazım. Yani teyze olacak, o da çok sevinecek. Yılan kadın ya, yılan. Ah Dilek. Saf, saf, safsın çünkü, safsın. Ya sen nasıl safsın Dilek ya? Nasıl kandın ya? Sinsi sinsi ya. Sinsi sinsi sızdı aramıza kadın. Atamayacağım ben sana. Tamam. Koca ayaklı. Seray'la. Seray'la. Koca ayaklı. Allah'ım. Allah'ım inşallah Engin'de. Canım. Hoş geldin. Ben evlenmekle dünyanın en büyük hatasını yaptım. Allah'ım yaptın. Hadi buyur bakalım. Dur düşme. Atışıyordum yani, içim kıyılmış. Oh. Ben evlendiğim adamı Serra kadar tanımıyormuş. Ya öyle deme. Siz aşıktınız birbirinize. Ben bu Tonga'ya nasıl düştüm ha? Bir de polisim ha. İnsan sarrafı geçiniyoruz. Ne malum canım? Cihan'ın ayağı gerçekten kırık değilmiş, biliyor musun? Ya bakarsın öyle. Herif resmen salak yerine koydu beni. Üzerine araba sürülünce topukları... Vura nasıl kaçtı sen bir görsen. Kız adamın üzerine araba mı sürdün sen? Ya Dilek, konu o değil abi. Adam benim zekamı hafife aldı. Beni salak yerine koydu. Sahtekarlık yaptı ya. Ben boşuyorum abi bu adamı. Boşayacağım yani.
Ya çocuk senin dikkatini çekmeye çalışıyor. İlgi bekliyor. Senin gözünün içine bakıyor. Yani sen daha ne istiyorsun ya? Ya of Dilek, of. Bana bak. Sen bu adamı seviyor musun? Ha bayağı oflatacaksın beni sen bu akşam. Of yani. İki kere ofladığına göre seviyorsun. Bak o adam seni çok seviyor. Seni elde etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Gözünün içine bakıyor. Ya benim gibi olsaydın ne yapacaktın? Ne yapacaksın? Benim yaptığımı yapacaksın. Vuracaksın kıçına tekmeyi. Benim kıçıma tekme atıldı ama. Hem de kim için? Seray. Hayır bir dakika. Onu daha bilmiyoruz hanımefendi. Biliyoruz artık. Nasıl bilmiyoruz ya? Demedi mi iş konuşuyorduk orada diye? Ya tabii iş konuşuyorlar. Ben doğum gününden sonra Seray'a gittim özür dilemek için. Evindeki giyinme odasında o ayakkabının tekini buldum ben. Sen şaka yapıyorsun. Vay eski kaşar. Hem de nasıl kaşar? Ay bu kes kesin Engin. Bana bak. Öldürmezsin değil mi kocamı? Ya bir git Dilek Allah'ını seversen. Zaten dizim tepemde hiç garanti veremem ha. Kız çok seviyorum ya. Güzel adamdır benim kocam. Ben yaşadım onunla senelerce ya bilirim. Kocam o benim ne olursa olsun ya. Aa abla. Dilek. Abi ne? Aa hayırdır sende bir hal var. Hayırdır ya çifil çifilsin. Hayır hayır çok hayır. Aha buldum. Bizim yapamadığımızı yaptı Elif paketledi vurdum de ne olur ya. Ay, kız bunun neresi hayırlı haber? Hayır vallahi. Tamam bir durun. Vereceğim haber bu değil. Ama daha bomba. Şaka yapıyorsun. Seni yerim. Kız teyze oluyorum teyze teyze. Hocam. Ya yerim. Sıcak bastı bana şu an. Ay sonunda gel gel gel. Gel. Ay kim sorsun? Gel anladım. Ay çok sevindim. Ay, yalnız bir dakika şunu sormam lazım. Bebeğin babası kim inşallah? Çüş. Münasebet sizin sorduğu soruya bak ya. Ay ne alakası var ya? Benim de hayatta böyle temennilerim olabilir arkadaşım. Yani Esra'cığım seni hayal kırıklığına uğratacağım ama çocuğun babası hala aynı. Ben çok sevindim ama sen ona bakma ya. Ay iyi ki geldin Deniz. Yoksa beni öldürecekti bu manyak. Bu ayakkabının burada ne işi vardı? Ne bileyim bende de varmış herhalde bundan. Yok sizde. Ne demeyeceğim ayakkabılarımı mı saydın? Seray Hanım sizin 356 tane ayakkabınız var ve eminim böyle bir ayakkabınız yok. Ha. De, dünyada tek değil ya canım belki sponsorlar falan göndermiştir. Sen niye geldin? Ben mi? Ben kuru temizlemeden aldığım kıyafetlerinizi getirmiştim. Nerede kıyafetlerim? Astım ben yerine onları. İyi tamam. Hadi ben artık yatıyorum. Yarın sabah avukat gelecek. Boşanma işlemleri için. İyi geceler. Size de. Ben kapıyı çeker çıkarım. Tamam. Kız şimdi yazın doğacak ya. Hı. İnşallah teyzesi gibi yengeç burcu olur. Ay tutturdu bu da teyze teyze. Sanki dünyadaki tek teyze sensin. Kız abla. Hı. Sen emin misin? Bu test yanlış olmasın. Bak ben de bir tane daha gebelik testi var. İçeride getireyim mi? Ay Dilek kan testi yaptırdım. Daha nasıl emin olayım? Hamileyim ben. Bir şey söyleyeceğim. Gecenin sorusu. Sen bu Metin denen hıyara geri dönecek misin? Yapma ne olur. Nasıl soru bu? Ha? Çocuğu babasız mı büyütsün? Yani bir yerde Dilek haklı Esra ya. Ama neyse. Ben şimdi bunları düşünmek istemiyorum. Hazırlık yapacağız. Hazırlık. Ay evet ya aynen öyle alışveriş yapacağız. Bebek odası yapacağız. Minik minik eldivenler. Ay patikler falan. Hatırlayın. Benim kızım için ne kadar koşturmuştum değil mi? Ya, ya sarı papatya kocaman oldu şimdi. Merhem benim ya. Güzel kızım. Yapma. Ya ağlama kriz gelecek. Ay hayır gelmesin. Ay Dilek. Arayabilirsin artık. Bence sakinlemiştir yani. Abla sen arasan. Şimdi o Fikriye Cadaloz'un kızımı vermez telefona. Ay
Niye ben Dilek? Ara, olmaz. Ara getireyim dedim. İyi, tamam, bitti. Orada cips de var. Allah Allah. Saçmalama Dilek, Allah aşkına. Yeme. Günah kalsın mı yani? Bırak bakayım. Yavrum. Yavrum benim. Gel azıcık iç bakayım şundan, kurban olayım. İstemiyorum. Olur mu canım? Bak, baban sana çok üzülecek. Onlar da beni bu hale sokmasalardı. Hep o annenin yüzünden. Baban var ya, bunca sene hep senin için dayandı, katlandı. Bir tanem benim. Güzel bebeğim. Ha. Melek kisvesi altında şeytan arıyor. Alo, Fikriye Hanımcığım. Mine kızım, bak senin yerin bende hep ayrıdır. Hatta Engin'e hep söylemişimdir. Ailenin yanlış kızını aldın diye. Biliyorum ama arasam gidek. Pes. Ay, yok Fikriye Hanımcığım. Konuşmak istemiyorum. Bak duyuyor musun? Çocuk konuşmak istemiyor. Hem Dilek'e söyle böyle zırt pırt aramasın canım. Bir teyzesi arıyor derseniz eğer. Kusura bakma kızım. Kendisi Melek, kardeşi şeytan kızım benim. Hadi iyi geceler. Koca Fikriye. Koca Fikriye. Sonra kızıyorsun bana. Fikriye o. Dilekciğim, bence biraz Merve'ye zaman vermemiz gerekiyor. Yani kızım bir anda hayatı alt üst oldu. Of, aramasaydık keşke. Ya. Hemen benim ya. Gel bebeğim, gel. Dur böyle. Ondan sonra anne. Tamam. Aa. Kıza çektim ben be. Pislik. Çok kuruluyorum. Esra, iyi misin? Ya bir girdin çıkamadın. Esra! Geliyorum. Aa! Bu ne hal? Yok bir şey ya. Nasıl yok bir şey ya? Bembeyaz olmuşsun. Oluyor böyle. Operasyondan önce stresten herhalde gastritim azdı. Seni yerim ben ya. Gel iki lokma bir şey ye, iyi gelir bak. Yok yemeyeyim, hiç içimi almıyorum. Çıkayım ben zaten. Hadi. Hadi yavrum, hadi. Allah Allah. Geç, dikkat. Abla, sen nereye? Metin dışarıda bekliyor. Bak öğleden sonra gidiyoruz değil mi alışverişe? Gidiyoruz, gidiyoruz da belki Esra da gelir. Ya o gelmesin, hemen sıkılıyor. Şimdi ayak bağı olur bize. Bak bak. Duymazdan geliyor, görüyor musun? Bak hiç sesini çıkarmıyor bak. Ne? Oo, siz daha uyanmamışsınız. Pardon ya, duymamışım. Neyse ben de çıkayım o zaman. Kahvaltı da yalan oldu sayenizde. Sen nereye gidiyorsun? Ya ben şeye gideceğim. Çok önemli bir işim var, onu halledeceğim önce. Ondan sonra başka bir şey daha yapacağım falan filan. Akşam görüşürüz. Ya Engin'e gitmiyorsun yani. Ne oluyor ya? Hadi dikkatli. Hadi bakayım. Bu işi fazla uzatmadan bitirelim Haluk Bey. Merak etmeyin Sara Hanım. Zaten elimiz güçlü, sadakatsizlik var ortada. Tek celsede hallolur ama esas önemli olan mal paylaşımı. Ben öyle çok bir şey istemiyorum. Ama yüklü bir boşanma tazminatı alabilirsiniz rahatlıkla. Yok. Ben sadece bu evi istiyorum. Sercan, bu ev çok güzelmiş. Bundan sonra dizi de sizin eviniz burası Seraya. Güzel. Kimse yok yine. Erkenden beni getiriyorsunuz şu sette diyorum. Herkes gelsin, en son ben geleyim diyorum. Nerede ekip? Malzeme indiriyorlar efendim. Vay vay vay.
Ne güzeli. Yapımcı paraya kıymış. İstersek Macit Bey'in tüm mal varlığını elinden alabiliriz. Ev dışında başka bir şey istemediğinizden emin misiniz diye sordum. Evet evet. Ben sadece bu evi istiyorum, o kadar. İmza için Efkan Müdür'ün masasına bırakırsın. Esra. Esra. Ne oluyor ya? Ya bir destur de, ne bileyim bir kapı vur ya. Belki özel bir şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Özel olarak hayata mı küsüyorsun? Sen niye alıştın benim özelime karışmaya ha? Ha, şu mesele. Ya sen kocan yüzünden bir aldatmacadaydın. Ben kocanın gerçek yüzünü gösterdim ama yine suçlu ben oldum değil mi? Her şey seninle alakalı olmak zorunda mı ya? Nasıl bir ego bu, ben anlamıyorum ki. Ne egosu be? Koridorda yanımdan geçtin, arkandan seslendim, dönüp yüzüme bile bakmadın. Öyle mi? Özür dilerim ya, kusura bakma. Özür mü dilersin, kusura bakmayayım? Kavga etmeyecek misin ya da üste çıkmaya çalışmayacak mısın? Esa bak, ben korkuyorum. Öyle bugün böyle. Buyurun, müsaitim. Girebilirsiniz. Efkan Müdürüm sizi toplantı odasında bekliyor. Tamam Ahmet, sağ ol. Sen git, geliyorum ben. Allah'ım ya. Evet, Kenan mevzusu ne oldu? Sana diyorum. Pardon müdürüm, özür dilerim. Kenan diyorum, var mı gelişme? Var. Bugün öğleden sonra beni yemeğe davet etti. Ne? Çok güzel, o zaman ne duruyorsunuz? Gidin hazırlanın. Yarın sizi gördüğümde de raporunuz hazır olsun, tamam mı? Bir dakika, bir dakika müdürüm. Bana ne zaman söyleyecekti? Sana söylemeyi düşünmüyordum. Müdürüm, izin verirseniz bu operasyonu ben... İzin vermiyorum. Müdürüm, ama adam beni evine yalnız davet etti. Esra, seni yalnız göndermeyeceğiz. Müdürüm, ben sizin endişenizi anlıyorum ama yani... Anlamıyorsun. Anlasan bunu 100. kez konuşuyor olmazdık. Ben sizden Zerrin Hakan rolü yapmanızı istemiyorum. Zerrin'le Hakan olmanızı istiyorum. Siz birbirine aşkla bağlı karı kocasınız. Merak etmeyin müdürüm, o iş bende. Bakın müdürüm, ben size bir açıklamamı yapayım. Sizin de aklınıza yatacak çünkü. Lafla oyalamayın beni. Aranızda bir sorun varsa... sizi ilgilendirir. Ha, çözemiyorsanız beni ilgilendirir.
Müdürüm, benim kimseyle sorunum yok. Özel hayatınızda isterseniz birbirinizi gırtlaklayın. Ama görevdeyken birbirinize maraza çıkardığınızı duymak istemiyorum. Emredersiniz aşkım, o zaman biz artık hazırlanalım da adamı bekletmeyelim he? Bak mesela. Aferin. Kaçta alayım seni? Ne bileyim, hazır olunca ararsın. Esra Hanım, size helalinden 4 saat veriyorum. Geçen seferkinden daha güzel olmazsanız gelmeyin. Çıkarken ararsın. Allah, ne şanslı kadınsın ya. Keşke benim de benim gibi bir ortağım olsa. Görüşürüz. Ne oldu senin, kafana taş mı düştü? Neredeyse bana hak vereceksin. Hayırdır inşallah. Sağ ol hayatım. Afiyet olsun. Randevu ne zaman? Haftaya kaldı. Hiç vakitleri yokmuş ama olursa haber verecekler. Ya ama haftaya kadar bekleyemem ben. Yani bir sürü jinekolog arkadaşım var haliyle. Yarın birinden birine giderim. Kalın. Seni tanımadığım birine emanet edemem. Bebeğimizi de. Çok heyecanlıyım Metin. İçimde kelebekler uçuşuyor. Sonra bir an... Kaygılar daha ağır basıyor. Yani bir terslik olmaz değil mi? Yıllardır bu anı bekliyoruz. Aklına kötü şey getirme. İşte ben de bu yüzden daha fazla kaygılanıyorum. Yani ilk defa annene bu kadar yaklaşmışken eğer bir problem olursa... ...ben mahvolurum Metin. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Tamam, sakin. Dilek, ben sana bu şekilde buraya gelme demedim mi? Artık sebebini biliyorum Engin. Ya bak, ben sana bunu defalarca anlattım. Defalarca söyledim. Sebebi benim üzerime gül koklaman. Neden bahsediyorsun? Ben geçen gece buradaydım Engin. Sen o kadınla bu masanın üzerinde koklaşırken ben buradaydım. Ben neredeydim? Kimle? Burada, masanın altında. Tamam. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda. Sen bir şey söyleme. Beni dinle, tamam mı? Sen karnıyarığın, patlıcanın yağ çektiğimi sevmezsin. Hem o kadın nereden bilsin senin cacık sevdiğini ama hıyarını yemediğini? Annem bile benim gibi doğrayamaz. Rendelemeyecek. O çok da kalın olmayacak. Nereden bilsin o bütün bunları? Çay bile demleyemez be o. Engin bak. İyi düşündün mü? Dilek. Onu sevmeyi ben seçmedim. Kim seçti o zaman ya? Halk oylamasıyla mı geldi? Ya Dilek, kalbim seçti. Kalbim. Sen şimdi o kokoşu beğeniyorsun ya. Ünlü olmadan önce leğende yıkanırdı o. Seviyorum falan diyorsun ya. Sor bakalım o seni seviyor mu? Seray'ın kimlere ne pislikler yaptığını ben bilirim be. Seni de kullanıp atacak. Yapacak bunu. Seray diyorsun. Seray diyorum. Biliyorum. Tamam. Madem biliyorsun... ...seni aptal yerine koymaya gerek yok. Bak Engin... ...karda uyursan... ...öldüğünü anlamaz. Ya Dilek, Allah aşkına şöyle garip garip diziler izleyip yani kendini gaza getirme lütfen ya. Eskiden beraber izlerdik ama o dizileri. Yanaklarımı sevdiğin zamanlar. Öperdim mucuk mucuk. O sana ne diyor biliyor musun? Sümsük diyor. Sümsük. Ya yani insan sevdiğini sümsük der mi? Balım der, kaymağım der, kuzum tatlım benim der. Sümsük demez ama. Lafın gelişi diyordur belki. Ben bu işin peşini bırakmayacağım Engin. Dilek bak, ben sana bunu defalarca söyledim. Artık bu iş bitti. Bu olayların sorumlusu da benim, anladın mı? Artık önüne bak, hayatına bak. Milletle uğraşmayı bırak be kızım ya. Engin, benim hayatım sensin. Sen bir kızım. Hala hayatım sensin diyor ya. Dilek, ne olur beni yalnız bırakır mısın? Çalışmam lazım, lütfen.
Çok geriliyorum. Sana ya. Seviyorum dede. Onsuz yapamam. Ne yapayım dedi. Ben biliyorum Seray kandırmış onu. Ya Engin'im saftır. Siz bilmezsiniz. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Ne yapacaksın biliyor musun? Bana sakın yüreğine güneş koy, bulut koy falan deme. Baltayla adam öldürmek kaç yıldan başlıyor onu söylesin. Şşş, tatlım bir sakin ol önce. Şimdi bu kadın senin hayatını mahvetti değil mi? Sen de onun hayatını mahvedeceksin. Onu itibarsızlaştıracaksın. Yani bu halkın gerçekleri bilmeye ihtiyacı var. Milletin çoluğu çocuğu örnek alıyor. Alıyor değil mi? Bu halkı kimse aptal yerine koyamaz. Haklısın. Bu halk mağdur mağdur etmez. Ben herkese anlatacağım. Fan kulübünün son üyesine kadar herkese gidip teker teker söyleyeceğim. Konuşamadık. Her şey yolunda mı? Çok şükür. Seray yanında zor. Neler çekiyorum ben bilsen. Sen de çekiyorsundur. Bazen. Dün gece burada bir olay çıktı. Görmen lazımdı. Ortalık yıkıldı. Deniz Hanım işim var. Müsaade ederseniz. Ha, Seray Hanım sana anlattı mı yoksa? Hayır. Benim haberim yok. Ha, ayakkabı meselesini bilmiyorsun yani. Biri Seray Hanım'a ait olmayan bir ayakkabıyı koymuş buraya. Benim haberim yok. Buyurun. Teşekkürler. Her şey için teşekkür ederim Haluk Bey. Rica ederim. Dava günü ben size bildiririm. Nurgül. Nurgül size eşlik etsin. Nurgül. Nurgül. Seray Hanım beni çağırıyor. Duydum. Nurgül. Ne güzelmiş bu. Kimin hediyesi? Gerek yok efendim. Peki. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Benim? Bu bilezik senin 5 maaşın kadar. E, sahte bu. Erenköy pazarından. İyi. Güle güle kullan. Neredesin Nurgül? Nurgül, Nurgül kendimi yırttım. Seray Hanım ben de tam geliyordum. Aa, kostümlerimi çıkardım. Onları bana hazırla. Seray Hanım bir saat sonra setiniz var. Şoförünüz birazdan burada olur. Deniz, bizim ajansı ara. Oradan böyle eli yüzü düzgün, yakışıklı bir oğlan göndersinler. Tamam, böyle etrafta fazla görünmemiş bir şey olsun. Hayırdır Seray'ın? Var bir bildiğim. Sen görevine odaklan, akşama burada olsun. Özellikle şöyle Türkçe konuşabilen bir İtalyan olursa süper olur. E, olmuşken böyle olsun. Tamam, ben bir şansını zorlarım. Sağ ol. Hadi. Akşam eve gelsen, yemek yeriz. Belki sana bir sürprizim olur. Gelmez olur muyum? Gelirim tabii, seve seve.
Ya bir dakika, bir dakika. Çok önemli de. Tamam. Akşam görüşürüz. Tamam, tamam. Görüşürüz. Gel bakalım Macit. Buna sen beni mecbur bıraktın. Görüşürüz. Görüşürüz. Arayı düzeltmişsiniz. İyiyiz, evet. Öfkeliyken karar alınmaz, mutluyken vaat verilmez derler. İşine karışmak gibi olmasın diyorsun yani. Merak ettim açıkçası kararının neyin değiştirdiğini. Hem beni kazanması çok zor demiştin ya. İmkansız dememişim değil mi? Neyse, sana bir şey diyecektim de. Londra'da adettir. Yeni eve taşındığında parti verilir. Konuklar da kendi evlerine yiyecek hazırlar, içecek getirir. Kolektif bir masa hazırlanır. Annemin altın günü gibi yani. Yani. Sen de gelecek misin? Ya gelmek isterdim ama şimdi eve git bir şeyler yap. Bayağı geç oldu saat. Evin yakınında bir pastane var zaten. Kimseye söylemeyiz, aramızda kalır. Yok canım, öyle de olmaz. Mine, sen olmasaydın ev sahibi o evi vermeyecekti bana, biliyorsun. Akşam görüşürüz. Karıma bak ya. Tanımayıp yürüyecektim neredeyse. Beklenir senden. DVD almıştım akşam izleriz diye. Geleceksin değil mi? Mısır da patlatırım. Geleceğim tabii, ne yapacağım? Yine sokakta kalacak halim yok ya. Esra. Böyle olmasını istemezdim. Ne kadar seviyorsam o kadar arzaya bağlıyorum işte. Hayatımda ilk defa sana yalan söyledim. Söyledin ama. Biliyorum, hatalıyım. Ama bak, başta ben bile kendime inanmadım. Yani Cihan dedim, sen yalan söyleyemezsin ki. Sevdiğin kadın hele. Mecburdum Esra. Aklıma başka bir şey gelmedi ki. Seni kaybetmemek için tek çaremdi yalan. Keşke böyle olmasaydı. Aşk insanı yalancı da yapıyormuş. Keşke. Mısır tereyağlı olsun. Emri ne olur? Yes be! Ulan, ben karımın kanına girmene izin verir miyim senin? Hadi be Esra, hadi be. Vermek gibi olmasın ama ben ortağımı bekliyorum. Ay. Sen de fena değilsin ha. Araba da iyiymiş. Emniyet sağ olsun.